Arkadaşlarım, şimdiki uygulamamız sadece ve sadece asenkron motoru bir invertörle çalıştırma üzerine olacaktır. İnvertörümüzün girişine bir PWM sinyali bağladık. Sağa dönmesi için bir buton, sola dönmesi için ayrı bir buton. Butonların enerjilerini kestiğimizde ise asenkron motorumuz durur. Bunu çalıştırabilmek için İnvertörün 0-10 volt potansiyometre girişine 0-10 volt vermemiz lazım. Ancak bizim PLC USCO 01 TIVA kartımızda ise sadece 0-3 volt arasında PWM sinyali var. Bunu arttırmak için 0-3 voltu 0-10 volta yükselten, op-ampla yükselten elektronik potansiyometre yapmanız lazım. Şimdi kodlamamıza geçmeden önce İnvertör hakkında bazı bilgiler verelim. Bu Coman Emerson firmasına ait kontrol teknik bilgileri budur. Bağlantı şemalarımız ise burada. 0-10 volt arasındaki potansiyometrenin bağlantısı T3 ve T4'e aittir. Geri kalan sağa dön sola dön bağlantıları ise buradaki butonlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Hemen hemen her İnvertörde buna benzeyen bir yapı vardır. Şimdi kodlamamıza geçelim. Bunun için file menüsünden new bir Windows application açalım. Boş bir proje açalım. Bu boş projemizi yine boş haliyle ilgili klasörümüze kaydedelim. Evet, kaydet. Masa üstünde bir klasör açalım. Buna ne diyelim biz? USCO 01 asenkron motor. Asenkron motor kontrol uygulaması diyelim. Bunun adını da kopyalayalım. Projemize isim olarak verelim. Evet. Tekrar masa üstümüzü kendimize göre ayarlayalım. Burada neyimiz olacak? Bir tane switch lever'ımız olacak. Switch lever neredeymiş? Burada. Evet. Bunu aldık. Sonra bu switch lever'ın yanına bir LED round getirelim. LED round'umuzu da bunun yanına şöyle bir koyalım. Sonra buraya bir COM port getirelim. COM portumuzu 115.200 baht'a ayarlayalım. Portu da bildiğimiz için COM 5'i ayarlayıp sadece connected özelliğinde kontrol etmemiz yeterli. Evet, şimdi bunun change olayına girelim. E-LED round aktif özelliğini E-Switch lever'ın aktif özelliğine bağlayalım. Sonra COM port to ise connected özelliğini yine E-Switch lever 1'in aktif özelliğine bağlayalım. Kaydedelim. Bu haliyle bir test edelim. Çalıştır. Evet, şu anda hem COM port'a bağlandı hem de LED'imizin yandığını gördük. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şu anda iki tane iş yapacağız. Bir tanesi yine bir toggle getirelim. Toggle switch. Nerede var? Switch toggle bu. Tamam. Bu switch toggle asenkron motoru, hatta buna da bir label getirip bunu da bir test edelim. Şöyle diyelim buraya ki sağ taraf. Sonra bunlardan bir kopya alalım. Şurası da sol taraf. Sağa dön, sola dön gibi bir şey. Evet. Hem başlatma durdurmayı sağa dönsün, sonra sola dön başlatma durdurmayı bu şekilde yapmaya çalışalım bakalım. Nereye kadar gideceğiz? Arkadaşlarım, bunu çalıştırmadan önce size tavsiyem PATI'den bunu bir ön çalışmasını yapmanız.
Hemence patiyi bir çalıştırın. Şunu da indirelim. Evet, patimizi getirdik. Bir test yapalım. Çalışıyor haberleşme. Önce sağ dön butonunu çalıştıran komutumuzu ben kablolarla, şuradaki kablolarla 0. kanal ve 4. kanala bağladım. Oradaki kısımları ise röleye, rölenin çıkışlarını ise invertöre bağladım. İnvertörün sağa dön, sola dön butonlarını rölenin kontak uçlarıyla çözdük. 0-0, 0 sinyalini verince röle tetikledi. Şu anda sesi duydunuz. Tiz bir ses var. Durdur diyorum. Durdu. Şimdi sola dön. 0-4. 0-4, 0. Evet, şimdi sola dön butonu aktif oldu. Sola dön butonunu durdurmak istiyorum. Durdurduk. Çok güzel. Şimdi de ne yapalım? Buraya PWM sinyalini gönderelim. Yani invertörün 0-10 volt kısmına. 0-10 volt kısmı şuradaki mili döndürecek. Ancak buraya 0-10 volt verdiğimizde maksimum frekansla çalışır. Biz çok küçük bir frekans vereceğimiz için minik bir dönme hareketini göreceğiz. Bunu da görmemiz için bir bantla işaretledim. PWM 0-0 bakıyorum. Yo, 0-1'miş. PWM 0-1 1000 bilgisini gönderelim. Sonra da 0-4'ü aktif edelim. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi pati komutundan motoru sola doğru döndürdüm. Şimdi dönme işlemini durduruyorum ve motorumu sağa doğru, yani diğer yöne doğru döndürüyorum. Evet, böylece patiden çalıştırma işlemini hallettik. Demek ki ne lazım bize? Bir PWM komutu lazım. Sağa döndür komutu sıfırla çalıştırıyoruz, birle durduruyoruz. Sonra sola dön komutunu sıfırla çalıştırıyoruz, birle durduruyoruz. Bunları tamamını kodlayan kısma geçeceğiz. Patiyi kapatıyoruz, unutmayın. Eğer pati açıksa Delphi'deki şu komport çalışmaz. Evet. Şimdi bunun change olayına geçelim. Bunun adı neydi? C switch toggle 1. On change olayına girelim. If E switch toggle 1'in aktifse. Tamam. Begin and else begin and bloğunu üretelim. Ayarla. Evet. If else bloğumuz hazır. Şimdi buton çalışmışsa bir komutunu göndereceğiz. Bir defa bu komut gidecek. Comport 1 write string, write string do 00 0 artı diyez 13 diyez 10 kaydet derle çalıştı. Şimdi de çok küçük bir bekleme verdireceğiz. Bir sleep'le böyle ne kadar olsun? 300 milisaniyelik bir bekleme olsun. 300 milisaniye sonra biz bir komut daha göndermem lazım. Hangi komutu? PWM komutunu. PWM 01000 boşluk 1. Bu komutu gönderdim. Ne olacak? Önce sağa dön butonunu aktif ediyorum. Sonra PWM sinyalini gönderiyorum. Bu şekilde çalışmasını sağlatalım. Aynı komutları bu sefer PWM'e bile gerek kalmadan sadece durdurmak için şu komutu vermem yeterli. Buraya bir dediğim zaman motoru sağa dön ve durdur. Sağa dön, durdur. Olayına bir bakalım. Evet, şu anda motorumu sağa döndü ve durdurdum. Gayet güzel. Sağa döndü ve durdurdum. Şimdi burada bir şey daha yapmam lazım. Sağa dönerken solu durdurmam lazım. Bu çok önemli. Dikkat edin. Çalıştıralım.
yine 300 milisaniye veriyorum. O kaçtaydı? 4 numaradaydı. Buraya 1 veriyorum. Dikkat edin. Şunu hemence sağ dön butonu butonu için bu başlat diyelim. Şurası ise burası ise sola dön butonu için durdur. Hah, bu çok önemli. Aynı anda iki butona basmış gibi olayın önüne geçmiş oluyoruz. Tekrar bu haliyle bir çalıştıralım. Portları açtım. Sağa dön. Evet, çalıştı. Durdur. Durdu. Ha, şu komutu şurada niye kullanmadım? Çünkü ben zaten sağa döneni durdurmak istiyorum. Sola dön demiyorum ki. Bu yüzden bunu yaptık. Burayı olduğu gibi kopyalayalım. Sonra şuraya geçelim. Heh, şimdi burada tersini yapacağız. Yani sağa dön değil sola dön. Ne olacak? Hemence şuraya 1'i göndereceğim. Şuraya 0'ı göndereceğim. Pinler aynısı. Şuraya da 4'ü durdur diyeceğim. Bitti. Şuradaki kodlarımızı da silebiliriz. Açıklama satırlarımıza burada gerek yok. Ctrl F9'la derliyorum. Ctrl Shift F9'la run ediyorum. Portlarımı açıyorum ve çalıştırıyorum. Çalıştırdım. Durdurdum. Ve sola dön dedim. Burada hata yaptık. Hatamız ne? Toggle 2. Halbuki ben Toggle 1'i kontrol etmişim. Burayı 2 ile çevirip tekrar çalıştıralım. Yine sağa dön. Şu anda sağa döndü. Durdurdum. Durdu. Sola dön. Bu sefer sola döndü. Ve durdurdum. Ne yapabilirsiniz? Şunu isteyebilirsiniz. Daha çok ne yaparlar? Şunu tıklayayım. Hiçbir şey yapmadan bunu tıklayayım. Böyle bir şey yaptığınız zaman bunun önlemini almanız lazım. Buna dikkat edin. Bu iş için en güzel yöntem şudur. Stop anındayken bunun enable özelliğini aktif pasif edebilirsiniz. En iyi yöntem budur. Yani çalışma anında hangisini çalıştırmışsak diğer butonun enable özelliğini kapatarak bunun tıklanmasını engel olmanız lazım. Hemen onu da kodlayalım. Bunun adı neydi? Switch toggle 1. Bunun adı neydi? Toggle 2. Bunu tıkladım. Aktif olduğunda, şurası aktif olduğunda, şu pasif olduğunda. Aktif olduğunda eSwitch toggle 2'nin enable özelliğini false yap. Kopyala. Durduğunda aktif olsun. Şimdi oldu. Yani bunu aynısını bir de öbür tarafa yapalım. Sonra uygulamamızda daha net görelim. Buraya geldim. Buradan bunu bu sefer 1'i yöneteceğim. Bakın ikinci toggle'dayken 1'in enable özelliğini kapatıyorum ki bu bir daha işe yaramasın. Yani kullanıcı onu tetikleyemesin. Buraya geldiğimde de tekrar o 1 numarayı kullanıma açıyorum. Şimdi uygulamada daha net görürüz. Şimdi portu açtım. Şu anda sağ mı sola mı ikisi de açık. İkisini de çalıştırabilirim. Şunu çalıştırdığımda çalıştı. Bakın bu tıklayamıyorum. Yani kilitledim ben bunu. Ne zamana kadar? Bunu basıncayı durduruncaya kadar. Şimdi ikisi tekrar aktif oldu. Fakat bu sefer bunu tıklayamıyorum. Bu bizim elektrik otomatik kumandada işte butonsal kilitleme dediğimiz hadise tam olarak budur. Ancak durdurduğunda iki taraf çalışıyor. Bu sefer bu çalışmadı. Böylece asenkron motoru bir invertörle sürme olayını çözmüş olduk.